Şimdi Ekrem İmamoğlu 4 senedir burada. Bana 3 tane şeyini söyleyebilir misiniz? Hizmetini, yaptığı hizmeti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. 2 tane, 2 tanesini söyle mesela bana. Aynı anda 10 tane metroda çalışma yapıyorum diyor. Ali Beyköy Eminönü tramvayını açtım. O önceden yapılan şeyini atıyor. Kendi yaptığı bir şey var mı? Bana açıklama. %45 yapmışlar, %55'ini ben yaptım açtım diyor. Ya, kendi yaptığı bir şeyi bana söyle. 2 tane şeyini söyle. Tamam. Yakuplu Ormanı'nı diyor imara değil halka açtım. Tamam. İyi yapmış, açmışsın. Üsküdar, Eminönü, Mecidiyeköy meydanlarını düzenledim. Artık yağmur sel baskın olmayacak. Olmayacak. Ya evet. İnşallah bakacağız. 400 bin anneye 0-400 anne ücretsiz taşıma yapıyorum diyor. Ya o 15 tane önceden verdiği sözlere baktığın zaman yani çoğu şeyine hiçbir tanesini yaptığı yok yani ben. Mesela ne söz verdi? Ya ne bileyim en şeyi aklıma gelen yani şu anda aklıma gelmiyor. Süt olayı vardı. Bilmem ne şeyler. Nerede sosyal, veriyor abi? Sosyal yardımlaşmada kaydı olan sen tamam. Mesela kaymakamda kaydın varsa veriyorlar. İhtiyacı kaydım niye benim kaydım olsun? Allah'ıma şükür olsun ben geçiniyorum. İşte sana ben vermeyecek. O sana herkese vereceğim demedi ki. Ya, sosyal yardımlaşmada kaydı olan yardım talebini buna veriyor. Ona zengin de kaydoluyor. Yani bir şey diyeyim sana burada 3 tane evi olan da kaydoluyor. Zengin de artık o da onun ayıbı. Yani adam 3 tane evi varsa gidiyorsa yazıklar olsun ona. Yuh olsun ona. Araştıracaksın işte. Araştırın. Araştırıyor ama buna rağmen evi kendi üstüne yapmamışsa, fakir görünüyorsa, emekli değilse yap aldatanlar var. Ama insanın ruhunda olacak. Ruhunda yani ben burada Ekrem İmamoğlu avukatı değilim. Hiçbir şey yapmadı demek doğru değil. Yaptı bir şeyler. Yok ben hiç görmedim. Ben hiç yani şeyine bak, abi Zübeyde Hanım Caddesi'ni baştan yaptı. Görmedim Zübeyde Hanım. Zaten öyleydi. Ben Ekrem İmamoğlu'ndan önce de öyleydi orası. Abi ben 40 yıldır buradayım. Buranın kitabını yazmıyorum. Ne zaman öyleydi? Ya ben daha 25 senedir burada oturuyorum. Ben o öyleydi düzenledi, orası. Yani ben cepler yaptı. Düzenledi yeniden. Ama muhakkak abi, şeyleri de yapmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu zihniyetin şu ülkeye bir tane sivisi yok. Rusya'nın şu ülkeye bir katkısı var. Şu CHP'nin şu ülkeye bir tane katkısı yok. Söyleyeyim CHP Rusya bu ülkeye cumhuriyeti kurduk diyor. Demir çelik fabrikalarını Rusya yaptı. Ha Rusya CHP kurmuş. Santrali Rusya. Kim CHP? Atatürk döneminde 46 tane fabrika kurulmuş. Ya tamam, boş versene. Kesinlikle yalan. Kesinlikle abi ben Malatya'm. Tarihi konuşuyorum sana. Tekel. Sümerbank. Niye yalan diyorsun? Bunları kim kapattı? Biz belge konuşuyoruz. Sümerbank. Bunları kim kapattı şey zamanında? AK Parti sattı. Ya boş kim hangi zihniyet? Ece'yi sattı diyelim. Hangi zihniyet? Ama Atatürk yapmış 46 tane fabrika. Abi bak cumhuriyeti kurmuş çivisi yok diyorsun. Bu Ece yürü biliyorsun. Çok iyi biliyorum. İbrahim Demir abi biliyorsun. Nuri Demir abi. Nuri Demir abi. Senden iyi biliyorum. Nuri Kirligil'i biliyorsun. Nuri Paşa rahmetli. Bunları kim İsrail uçurdu? Bunları kim kapattırdı? CHP sahip hangi çıkmadı. Mossad uçurdu. Orada haklısın. He? Ben seminer yaptım. Gazeteciyim orada haklısın. Tamam, Nuri Kirligil'e bu zihniyet Mossad uçurdu. Bu zihniyetinin bu ülkeye hiçbir karı olmaz. Evet. Bunu ben inanıyorum. Kesinlikle. Rahmetli Erbakan Demir Ağa sahipçi bugün dünyada uçak bir arabalarını hatırlıyorsunuz devrim araba. Kim önünü kesti? Diş güçler. Diş güçler. Öyle dedi. Şimdi Nuri Paşa olsaydı bu silahta bir numara olurdu. Ha bak rahmetli Erbakan Hoca'nın önünü kesmeseydiniz adam kaç tane şu kesmeseydiniz deme ya sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Kesmeseydiniz diyor. Kesmeselerdi. Kesmeselerdi aynen ben sizde demedim yani sizle konuştuğum için aynen. Kesmeselerdi evet. Bak bu gümüş motor fabrikalarını biliyorsun. İyi bilirim. Traktörleri biliyorsunuz. Bunların atılımlarını yapan insanın önlerini kesmişler. Evet. Bu ülke niye kesiyorlar? Abi, gelişmesin diye. Devrim otomobili 1950'de yapıldı değil mi? 70'te dinle 70'te. O devrim otomobili şimdiki BMW'yi düşün. Karşımızda öyle uzaktı. Onu değil. Rahmetli Veci Hürkuşan, Nuri Demir Ağa. Şey bugün bomba, bir numara oldu silahtan. Ya niye kestiler önünü? Gelişmesin diye Türkiye. Kim yaptı bunları? Kimin önünü kesti? Bakın o konuda haklısınız. Ben seminer de yaptım. Bu zihniyet ama işte. Hiçbir şey yapmadı da dememek lazım. Yapmış Atatürk sonra bozulmuş diye. İsmet Paşa döneminde bozulmuş diye. Atatürk'ü sana şey yapmadım ki. CHP'nin başkanı ama kurucusu. Ama Atatürk'ten ben sana konuşmuyorum bak İnönü zaman. Şöyle desen ki Mustafa Kemal Atatürk kurmuş yapmış ama İsmet Paşa'dan sonra ihanet edilmiş, yapılmamış, satılmış, engellenmiş anlarım. Hiçbir CHP genel düzen Atatürk 15 yıl başkanlık yapmış. Atatürk'le ben sana bir şey demiyorum zaten. Başkanlık yapmış 15 yıl Atatürk. Ama tamam diyorum sana işte daha ya bunların önünü kesmişsin. Şu anda bir atak var. Ben sana inanıyorum şu yapılanlar, şu CHP gelsin, şu yapılanlar. Allah'ın şu sivil, milli savunma olsun, sivil savunma şeyleri olsun. Bu zihniyet gelsin bunları tak diye zaten kendisi gelmeden de söylüyor. Ben bunların önünü keseceğim, kapatacağım diye kendisi de söylüyor. Değil mi? Fayda olmaz mı ülke onlardan? Olmaz. Kapatsak kesinlikle. Mı? CHP'de kapatalım. Kapatamazsın ki çünkü yapı öyle yapı ki mümkünatı yok. Ama
Ama Sayın Devlet Bahçeli diyor Anayasa Mahkemesi'ni kapatın, bunu kapatın sürekli oluyor. Yarın der diyor da kim kapatabiliyor? Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah. Memleket Trabzon mu? Trabzon, Sürmene. Çok severim Trabzon'u. Evet, çok iyi. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi Allah'a şükür. Ne iş yapıyoruz abi? Dericiyim. Ben 30 yıl yaptım. Dericiyim. Evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Allah'a şükür nasıl yormak istersen öyle gider yani. Deri biraz yine açılmış diyorlar, doğru mu? Ya sıkıntı yok Allah'ın başkırıyorsun, çalışıyoruz yani. Çalışıyoruz. Evet. İyi mi diyelim kötü mü diyelim? Şimdi ankete yazıyorum. Yani şimdi iyiye yormak istersen, iyi kötüye siz yormak istersen. Allah'ın başkırıyorsun, geçiniyoruz, kimseye muhtaç değiliz. Efendim belediye seçimi var, oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ya benim oyum Allah yolunda gidene ben veriyorum. Abi herkes Allah yolunda gidiyor diyor. Kimse herkes Allah yolunda gitmiyor. Benim diyor tercihim odur. Ha yok. Abi Refah Partisi bakma. Diyor, Saadet bak. Diyor, AK Parti diyor, CHP diyor. Hedef hepsi Allah yolunda gidiyor diyor. Yok, tüzüğüne bak. Yani CHP'nin tüzüğüne bak. Hangisi? Yani adam sana laikliği dikte ediyor. Ben laikliği mesela istemiyorum. Mesela yani farklı farklı düşünce olabilir yani. Ama ben, abi oyu kime yazalım? Ankete yazacağız. Oyu kim en iyi hizmet nasıl? Kararsızım, söylemek istemiyorum. Yok, yok öyle bir şey yok. Sıkıntı yok. Ben yine seçim olsa AK Parti'ye veririm yani. Yapacak eyvallah. Bir şeyim yok. Peki Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. Bir değişim gerekli midir, değil midir efendim Zeytinburnu'da? Ya hizmet yapıyor. Ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ya bana şimdi öyle söylüyorsun da ben şimdi Ekrem İmamoğlu 4 senedir burada. Bana 3 tane şeyini söyleyebilir misiniz? Hizmetini yaptığı hizmeti. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. 2 tane, 2 tanesini söyle mesela bana. İki. Aynı anda 10 tane metroda çalışma yapıyorum diyor. Ali Beyköy Eminönü tramvayını açtım. Hayır, o önceden yapılan şeyini atıyor. Kendi yaptığı bir şey var mı? Bana açıklama. %45 yapmışlar, %55'ini ben yaptım açtım diyor. Ya, kendi yaptığı bir şeyi bana söyle. 2 tane şeyini söyle. Tamam. Yakuplu Ormanı'nı diyor imara değil halka açtım. Tamam. İyi yapmış, açmışsın. Üsküdar, Eminönü, Mecidiyeköy meydanlarını düzenledim. Artık yağmur sel baskın olmayacak. Olmayacak. Ya evet. İnşallah bakacağız. 400 bin anneye 0-4 anne ücretsiz taşıma yapıyorum. Ya o 15 tane önceden verdiği sözlere baktığın zaman yani çoğu şeyine hiçbir tanesini yaptığı yok yani ben. Mesela ne söz verdi? Ya ne bileyim en şeyi aklıma gelen yani şu anda aklıma gelmiyor. Süt olayı vardı. Bilmem ne şeyler. Nerede sosyal, veriyor abi? Sosyal yardımlaşmada kaydı olan sen abi, mesela kaymakamda kaydın varsa veriyorlar. İhtiyacı kaydım niye benim kaydım olsun? Allah'ıma şükür olsun ben geçiniyorum. İşte sana ben vermeyecek. O sana herkese vereceğim demedi ki. Ya, sosyal yardımlaşmada kaydı olan yardım talebini buna veriyor. Ona zengin de kaydoluyor. Yani bir şey diyeyim sana burada 3 tane evi olan da kaydoluyor. Zengin de artık o da onun ayıbı. Yani adam 3 tane evi varsa gidiyorsa yazıklar olsun ona. Yuh olsun ona. Araştıracaksın işte. Araştırıyor ama buna rağmen evi kendi üstüne yapmamışsa fakir görünüyorsa, emekli değilse aldatanlar var. Ama insan ruhunda olacak. Ruhunda yani ben burada işte, Ekrem İmamoğlu avukatı değilim. Hiçbir şey yapmadı yok, demek doğru değil. Ben hiç görmedim. Ben hiç yani şeyine abi, bak görüyorsun. Zübeyde Hanım Caddesi'ni baştan yaptığı görmedim Zübeyde Hanım. Zaten öyleydi ben Ekrem İmamoğlu'ndan önce de öyleydi orası. Abi ben 40 yıldır buradayım. Buranın kitabını yazmıyorum. Ne zaman öyleydi? Ya ben de 25 senedir burada oturuyorum. Ben o öyleydi düzenledi, orası yani ben. Cepler yaptı. Düzenledi yeniden. Ama muhakkak abi, şeyleri de yapmak gerekiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu zihniyetin şu ülkeye bir tane sivisi yok. Rusya'nın şu ülkeye bir katkısı var. Şu CHP'nin şu ülkeye bir tane katkısı yok. Söyleyeyim CHP, Rusya bu ülkeye Cumhuriyeti kurduk diyor. Demir çelik fabrikalarını Rusya yaptı. Ha Rusya CHP kurmuş. Santrali Rusya. Kim CHP? Atatürk döneminde 46 tane fabrika kurulmuş. Ya tamam, boş versene. Kesinlikle yalan. Kesinlikle abi ben yalan. Malatya'm. Tarihi konuşuyorum sana. Tekel. Sümerbank. Niye yalan diyorsun? Bunları kim kapattı? Biz belge konuşuyoruz. Sümerbank, Mümerbank. Bunları kim kapattı şey zamanında? AK Parti sattı. Ya boş. Kim? Hangi zihniyet? Ege'yi sattı diyelim. Hangi zihniyet? Ama Atatürk yapmış 46 tane fabrika. Abi bak. Cumhuriyeti kurmuş çivisi yok diyorsun. Bu Ece Yürü biliyorsun. Çok iyi biliyorum. İbrahim Demir abi biliyorsun. Nuri Demir abi. Nuri Demir abi. Senden iyi biliyorum. Nuri Kirligil'i biliyorsun. Nuri Paşa. Rahmetli. Bunları kim? İsrail uçurdu. Bunları kim kapattırdı? CHP sahip çıkmadı. Mossad uçurdu. Orada haklısın. He? Ben seminer yaptım. Gazeteciyim orada haklısın. Tamam, Nuri Kirligil'e. Bu zihniyet. Mossad uçurdu. Bu zihniyetinin bu ülkeye hiçbir kârı olmaz. Evet. Bunu ben inanıyorum. Kesinlikle. Rahmetli Erbakan Nuri Demir ağa sahipçi bugün dünyada uçak devrim bir araba. Arabalarını hatırlıyorsunuz devrim araba. Kim önünü kesti? Diş güçle. Öyle dedi. Şimdi Nuri Paşa olsaydı bu silahta bir numara olurdu. Ha, bak rahmetli Erbakan Hoca'nın önünü kesmeseydiniz adam
kaç tane şu kesmeseydiniz gümüş... deme ya sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Kesmeseydiniz diyor. Kesmeselerdi. Kesmeselerdi aynen ben sizde demedim yani. Evet. Sizle konuştuğum için aynen. Aynen. Kesmeselerdi evet. Bak bu gümüş motor fabrikalarını biliyorsun. İyi bilirim. Traktörleri biliyorsunuz. Bunların atılımlarını yapan insanın önlerini kesmişler. Evet. Bu ülke niye kesiyorlar? Anladım.